Merhabalar. Tekrar bir Z-Talk programında karşı karşıyayız. Sizlerle program yapmak oldukça keyif veriyor bana. Güzel dönüşler alıyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Gelişecek daha farklı şeyler de belki konseptlerde de karşınızda olacağım. Bugün dünya gıda, daha doğrusu tarım politikasını, daha doğrusu bizi bekleyen ve adım adım yaklaşan açlığı konuşalım. Şimdi bir önceki programda dedim ki 1929 krizi kasıtlı çıkartıldı. Bir batış yaşandı. Bu batışın sonunda 4 büyük tarım şirketi, aslında 7 taneydi bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. 4 tanesi dünyayı ele geçirdi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yediğiniz domates, biber, salatalık her şey onlara ait. Hani diyorsunuz ya, hibrit tohumu Türkiye yapmıyor. Patent onlara ait. Bir kere bunu belirtelim, gerçekleri konuşalım. Ama asıl ben sizi 1929'a götüreyim. O krizin nasıl peydahlandığını, nasıl bir tuzağa çekildiğini anlatayım. Pardon, şöyle anlatacağım size. 1925 yılında başladı bütün planlar. Yani 29 yılına kadar 4 yıl bir süre vardı. Ve bu 4 yıl sürede Türkiye'nin Antalya bölgesine benzer bir bölge var orada. Florida. Florida sıcak iklimi, işte Akdeniz iklimine benzer yapısıyla gerçekten turistler için bir cazibe merkezi olmakla birlikte o dönem çok öne çıkmamıştı. Yani biliniyor, çok güzel bir yer ama kimse yatırım yapmıyordu. Bir anda bu malum Illuminati dediğimiz o ailelere ait bir gazeteler zinciri ve medya zinciri var. Yani o dönem televizyonlar yeni yeni, hani orada siyah beyazlar var. Daha çok radyolar çok önemli. Öne çıkmış durumda, televizyon çok gelişmemiş ve gazeteler milyonlarca satıyor. En etkili olanlar bunlar. O dönem bir yayın furyası başladı gazetelerde ve radyolarda. O da şu: Florida'ya giden zengin oluyor. Nereden çıktığı belli olmayan bu hikaye bütün Amerikan halkına böyle inanılmaz bir zenginlik hayali pompalandı. Hani bizde var ya, doları al, zengin ol, altın al, köşe dön ya da bitcoin al, bilmem ne var. Bunun benzeri o zaman başladı. İnanılmaz bir propaganda ve Florida'ya git, zengin ol, dön anlamında bir yayın silsilesi bütün halkın beynine girmeye başladı. Ne oldu? Bunun sonucunda o beş para etmez araziler, yani çok az değeri olan araziler yükselmeye başladı. İlk alanlar gerçekten karlı çıkmaya başladı. İşte atıyorum 10 bin dolara arazi alan bir anda 200 bin dolara satıyor. 300 bin, 1 milyon dolara gidenler var. Dehşet paralar dönmeye başlayınca bir anda Florida gözde bir yer haline geldi. Ve ev fiyatlarından tutun arazi fiyatlarına kadar her şey aldı başını gitti. Ve dolayısıyla bu propaganda şeyini, çılgınlığında bütün Amerika'nın dikkatini çekti. Amerika'daki orta gelirli ve alt gelirli insanlar içlerinde bulundukları o hani zorlukları da aşabilmek amacıyla ekonomik anlamda bankalardan yüklü miktarda kredi çekerek buralardan kredi karşılığında ev ve arsa almaya başladılar. Bankalar kolaylık sağlamıştı. Bakın, bankalar kolaylık sağlamıştı. Tuzağın büyüklüğünü anlatıyorum. Çünkü size kredi kaynakları sonsuz diyordu. Bir kredi alana ikinciyi, üçüncüyü vermeye başladılar. Bunun da gerekçesi şuydu: sen bu araziyi aldın, sen aldığında arazinin değeri 100 bin liraydı ama şu anda senin arazin 500 bin lira. Sana 400 bin lira daha veririm demeye başladılar. İnsanlar inanılmaz ölçüde borçlandırıldı. Yetmedi. Bu arazi çılgınlığı Amerika genelinde, diğer bölgelere de yayılınca köylülük, bildiğimiz Amerikan köylülüğü de bu tuzağın içine çekildi. Beş para etmez, hakikaten beş para etmez. Rocky Dağları eteklerindeki düzlükler, hani ne ürün üretildiği bile tam belli olmayan yerler ya da büyük tabii tarlalar da var tahıl ürünlerinin ekildiği. Buralara biçilen değerler bir anda işte 1 liraysa 3 lira değer biçilmeye başlandı ve köylülere çok büyük kolaylıkla, yani bir tek imza karşılığında kredi aktarılmaya başlandı. Ve ne olduğunu söyleyelim. Yıl 1929 yılını gösterdiğinde garip bir olay oldu. Büyük olasılıkla Washington Post, tam hatırlamıyorum. Yani gazete isminde yanılmış olabilirim. Yani bilemiyorum, tam aklımda değil şu anda. Bir haber çıktı. Florida'da ev fiyatları düşüyor, alıcı yok. Bu haberin nerede çıktığını kimse, yani hangi kaynaktan olduğu hiç belli olmadı. Ve bu haber bir anda diğer bütün gazete ve radyolarda aynı gün defalarca yayınlanmaya başladı. Ne oldu biliyor musunuz?
çöküş başladı. İnsanlar çılgın gibi ellerindekini satmaya başladılar. Satmaya çalışıyorlar, alıcı yok. Aldıkları fiyatın onda birine düştü. Bakın yani hani dedim ya 10 bin dolar alıp 200 bin lira kazananlar artık 10 bin dolara arazilerini, evlerini satamaz oldu, örnek veriyorum. Ve dolayısıyla inanılmaz bir çöküş. Bu çöküşün sonucunda New York borsası bir gece içinde yansıması nedeniyle çöktü. Trilyonlarca dolar o malum Illuminati dediğimiz ailenin, ailelerin cebine girdi. Bakın bugün her batışta Türkiye'de dahil bir para var değil mi? O para yok olmuyor. Hani her battığında siz battı sanıyorsunuz. Nerede o para? Kimin cebine giriyor? Ona bakın. Ona bakmazsanız aynanın gerisine, aa battı tamam, para da yok oldu. Para gökyüzüne mi çıktı? İlahi bir güç gökyüzüne mi çekiyor? Birileri indiriyor o paraları. Bunu bilin. Orada da bu 12 büyük aile, özellikle ilk üçü bu paraları bankalar yoluyla cebine indirmişti. Ama bu önemli değildi. Asıl felaket neydi biliyor musunuz? Toplumsal kıyım başladı. O borçlu olan insanlara bankalar yapıştı. Asker ve polis gücüyle hepsini evlerinden attılar. Arazilerinden attılar. Direnenleri öldürdüler. Bakın çok net söylüyorum. Direnenleri öldürdüler. Şehirlere milyonlarca göç başladı. İnsanlar intihar etti. İnsanlar sokaklara düştü. Hani Amerikan rüyası diyorsunuz ya, alın size Amerikan rüyası. Ve 12 aile her şeyi ele geçirdi. Bunun amacı neydi biliyor musunuz? O toprakları almak için yapmışlardı. Çünkü dünya tarımı bizim olacak demişlerdi. Ve dolayısıyla dünya tarımını ele geçiren, şu an yediğimiz GDO'lu ürünlerin tüm sorumlusu olan o 4 tarım şirketi Türkiye'de dahil her yer elinde tutuyor. Herkese geçmiş olsun. İşte dünya düzeni böyle kurulur. Yoksa oraya çıkıp ahkam kesip size tutup kapitalizmin bilmem nesine giriş çıkış, finansa giriş çıkışı anlatırsa birileri, inanmayın. Çünkü olay böyle dönmüyor. Kapitalizm sömürüdür. Kapitalizm insan kanını emmektir. Başka bir şey değildir. Bunu da görüyoruz. Ya bu düzen komple dünyada yerinden kalkacak, şu anki şeytani yapı buna asla izin vermeyecek, o halde de dünyayı bir kaos bekleyecek. Güzel konuşmayı ben de bilirim. Size umut da veririm. Bazıları yapıyor. Şöyle diyor. Türkiye 3 ay içinde uçacak. 5 ay içinde gökyüzüne çıkacak. İşte şu olacak, bu olacak. Ne oldu? 2 yıldır konuşuyordu. Uçacak, kaçacak diyenler nerede? Kendileri uçtu, kaçtı. Ortada yoklar. Doğru konuşun. Halka doğru konuşun. Halka doğru konuşun. Rahatsız mı oluyorlar? Olsunlar. Ama gerçekleri anlatın. Siz gerçekleri anlatınca onlar da diyorlar ki, a gerçek buymuş. Belki de gerçeği çok insan bilirse, çok sayıda hepimiz bilirsek direniriz. İstedikleri zihnimizin direnişini kırmak. Bakın bilinçli insandan korkuyorlar. Küresel yapı bilinçli insandan korkuyor. Sokağa çıkıp bağırandan korkmuyor. Nasıl olsa onları bastırırız biz diyor. Ama sen bilinçli bir insansan, sana yüksek faizle para veremez, sana kazık atamaz. Senin daha hani mütevazi yaşaman bir şekilde onlara da darbe olur. Sen bugün günde 10 tane, bir yılda 10 tişört alıp 2 ayakkabı, 5 ayakkabı alıyorsan, ha benim ihtiyacım bu kadar değilmiş hani diyebilirsin. Onu dediğin zaman tüketimi düşürürsün. Tüketimi düşmesi demek onların, firmalarının zarar görmesi demektir. İhtiyacın kadarını al. Bu doğaldır. Almak durumundayız çünkü orada da bir üretim var. Ama ihtiyaç fazlasını almaya doğru yönlendirilen bir dünya görüyoruz. Türkiye'de böyle. Benim çocukluğumdan söz edeyim. Benim çocukluğumda kimse, buna ben de dahilim yani. Ben de bu tüketim çılgınlığına hani dahil olduğumu bir şekilde fark ettiğimde kestim. Ama hakikaten öyle. Yani bir ayakkabı alırdınız veya iki ayakkabı alınırdı. Neyse bir yıl giderdi. Şimdiki gibi 2-3 ayda bir almazdınız. Her 2-3 ayda bir gömlek alınmazdı. İhtiyacın olduğu zaman alırdın. Buna göre de hani insanlar bütçelerini ayarlardı. Şimdi bir tüketim çılgınlığı var. Bu tüketim çılgınlığı insanların suçu değil. Ben burada hiç şey yapmıyorum kitleleri. Çünkü bu tüketim çılgınlığına sizi reklamlar, medya yönlendiriyor. Reklamlar yönlendiriyor. O izlediğiniz diziler yönlendiriyor. Hayal bile edemeyeceğiniz, hani ancak hayalinizde yaşamayı düşünebileceğiniz
bir dünyayı size dizilerde ya da o filmlerde şey oluşturuyorlar. Diyorsunuz ki ben Boğaz'daki villalarda yaşayayım, ben işte şu tatil yörelerinde yaşayayım, Hawaii'ye gideyim, elimde işte portakal suyu bilmem neyi kokteyl olsun. Öyle bir dünya yok. Evet, herkes ister ama o bir yapay dünya. Orada mutluluk da yok ama size mutluluğun olduğu öyle gösteriliyor. Ne diyor size? İşte sen bu ayakkabıyı giyersen çok mutlu olursun, kendini Süpermen gibi hissedersin. Öteki ne diyor? Aa diyor, bak bu gömlek ya da bu elbise seni çok güzel gösteriyor. Sen bir yıldız, Hollywood yıldızı pozisyonuna geliyorsun mesela kadınlara. Erkeklere de deniyor ki işte sen şu ayakkabı markasını şey yaptın mı böyle panter gibi oluyorsun. Böyle bir dünya yok, olmadı olmayacak da. Dünya ekonomisi nereye gidiyor? Ya şimdi dünya ekonomisi nereye gidiyor derken ağır bir konuda ekonomik bir takım verileri konuşursak hiçbir anlamı kalmaz. Size birkaç program ya da bir program önce hep söyledim. Dedim ki size öğretilen ders kitapları kapitalizmin ana hatlarını anlatır. Kapitalizmin ana hattı da şudur arkadaşlar. Yani bunlar ders kitaplarında yazmaz da ben söyleyeyim. Faize dayanır. Faiz sisteminin dünyaya hakim olması ve faiz sistemiyle yürüyen bir ekonomik sistem söz konusu. Burada kar amaçlı, rant amaçlı yürüyen bir sistemdir. İnsanın önemi yoktur. Yani insan sadece tüketim bir malzemesidir, bir metadır. Bu yüzden insana hiçbir önem verilmez. Önemli olan şirketlerin işte o grafiksel anlamda yükselişi ve kar marjlarıdır. Şimdi peki dünya ekonomisi bu kadar böyle titiz çalışma sonucu ve dünya ekonomisini yönlendiren bu isimler de bütün kilit noktalarda olduğu halde dünya ekonomisi neden çöküyor, çatır çatır çatır, yani batıyor? Çünkü artık sosyalist sistem diye bir şey kalmadı. Bunun sistemin karşısında bir dönem vardı, alternatif olarak hani görünüyordu. Zaten sosyalist sistem dağılınca, çökünce geriye kapitalist sistem kalmıştı. Uçacak kaçacak dedikleri kapitalist sistem kendi kendini kemirmeye başladı, kanser hastalığına yakalandı. Çünkü İnsan sömürüsü üzerine, insan hayatını da sömürmek dahil üzerine kurulan bu sistemde beklenen son kaçınılmazdı. Sömürecek bir şey kalmadığı zaman kapitalizm çöker. Dünyada sömürülecek ne kaldı? Hangi ülke kaldı? Afrika'nın dibini çıkardılar, Asya'nın dibini çıkardılar. Bütün ülkeleri sömürdüler, emdiler kanlarını. Tamam, bir şey kalmadı madenlerinden doğal kaynaklarına kadar. Zaten hepsini aldılar, yediler, içtiler, ele geçirdiler. Emiyorlar bir vampir gibi. Doğal olarak çöküş başladı. Şimdi bu çöküş nereye kadar gidecek? Oradan hani elle tutulur konuşalım. Şimdi altın dolar üzerinden yürüyen bir ülkedeyiz. Yani çok ilginç bir ülkedeyiz. Hani paradan para kazanmaya çalışan tuhaf bir ülkeyiz ama Asya ülkelerinde buna rastlıyoruz. Yani başka ülkelerde de var, gelişmekte olan ülkelerde. Buradaki sizin paranızın rezerv para olmadığından doları rezerv para olarak kullandığınız için bunun sonucu tabii ki bu şekilde kendi paranızın değer kaybetmesi, bir asansör gibi inip çıkması. Buna tabii bir takım provokasyonlar da dahil, yani provokatif fonların giriş çıkış yapması da etkili oluyor. Bunu bilerek yapıyorlar ve dolayısıyla paradan para kazanan bir takım fırsatçıların yaşadığı bir ülke konumuna da geliyorsunuz. Nedir olay? Ona girelim. Yani şimdi bizim rezerv para olarak şu an kullandığımız dolar. Dolar üzerinden birçok oyun dönüyordu. Fon şirketleri üzerinden ülkemize giriş yapılıyor. Sizin faiziniz eğer yüksekse, gerçek anlamda yüksekse, doları da baskılıyorsa o dönem için yüksek faiz olarak giriyorlar, yüksek faizi alıyorlar. Birden yüklü miktarda çıkış yaptıkları için bu sefer hani dolar karşılığı giriyorlar. Çünkü bu sefer dolar yükseliyor. Dolar yükselince otomatikman daha da yükseltmek için onu dolara aktarıyorlar, doları taban yaptırıyorlar. Belli bir limite geldiğinde tekrar satış yapıyorlar. Dolar işte 3-5 lira geri giderken onlar dünya vurgunu yapıp çıkıyorlar. Bu sömürü ve bu hırsızlık sistemi yıllardır sürüyor. Bunun adı hırsızlık, başka bir şey değil. Bunun adı şey değil, sistem değil. Bu sistemin üzerine şimdi dünya ekonomisi, tabii bunu yapan ülkelerin ekonomisi niye bu kadar o zaman geri gidiyor? Bu burka sistemi küçük ülkeler üzerinden yürüyordu ama şöyle bir problem var. Dünyadaki son gelişmeler, özellikle pandemi, ki pandemi bir küresel planın parçasıydı ve bu küresel planın ikinci aşaması kaostu.
Şimdi kaos olması için de o ülkede ekonomik çöküntü ve o ülkede açlık, tedarik zincirlerinin kırılması, bir takım aksaklıklar, bunlara bağlı olarak yüksek miktarda işsizlik, yoksulluk olacak ki iç isyanlar çıksın. Bunu da o pandemi sürecinde zaten kapattıkları iş yerleri, işte kapananlar, şunlar, bunlar açıldıktan sonra da artık eski işini bulamayan birçok iş yeri tamamen darmadağın oldu. Birçok insan boşa çıktı. Bu boşa çıkan insanlar bunları mutlu ediyor, mutsuz etmiyor. Çünkü bu gelecekte yapacakları kaos planının gelecek değil, gelecek geldi şu an, onu da söyleyeyim. Onun bir ön aşamasıydı. Yani kendi ülkeleri de dahil, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde, hani o Boston'da falan bazen görüyoruz, aklıma o geldi. Yani her yerde oldu, New York'ta da oldu. O bazı yerlerde hani bir anda bir ayaklanmalar patladığında düşünün, marketler falan yağmalanıyor. Biz de olmuyor, göremiyoruz orada. Kapıları kırıp her şeyleri çalıp götürüyorlar. Onlar hırsız değil. Onlar oranın yoksul insanların çaresizlikten düştüğü, büyük kısmının yani düştüğü durum. Çünkü orada bir kaos çalışması yapılıyor. Kendi ülkelerinde Amerika bunu hiç düşünmeden yapar. Hiç sorun değil. Çünkü bu bir projenin, dünyayı yayacakları projenin de bir ön ayağı, ön hazırlığıydı. Şimdi bunu dünyaya yayacaklar. Rusya'yı içeri davet ederken Ukrayna'ya gir diye davet eden Amerika ile İngiltere'ydi. Büyük projenin parçasıydı. İngiltere'nin zamanında Avrupa Birliği'nden ayrılması da bu büyük projenin parçasıydı. Yani İngiltere her ne kadar adı bazen geride kalmış olsa da Amerika'dan, aslında üst akıl anlamında, yani yöneten akıl anlamında, şeytani akıl anlamında her zaman bir numaradır. Amerika'nın üstündedir. Amerika'yı da yönlendiren yapılar oradadır. City of London'ı kimse hafife alamaz. City of London nedir? Londra merkezi, finans merkezi, ama dünyanın finans merkezidir. City of London'a gittiğiniz zaman, bir ülke olarak söyleyeyim size, bir ülke başkanları gidiyor. Yani oraların maliye bakanları gidiyor. Çoğundan haberiniz olmuyor. Birçok aldığınız, yani ülkelerin, Türkiye'nin de dahil, borçlar oradan alınıyor. Faiz karşılığı alınıyor. Dolayısıyla dünyayı yöneten bir finans merkezinden söz ediyoruz. Kim var bu finans merkezinin başında? Tabii ki malum bir isim. Rothschild ailesi. Rothschild ailesi gizli dünya imparatorudur. Finans anlamında. Peki bu Rothschild ailesi başka ne yapar? İşte bazı fonların, başka isimlere kayıtlı fonların Türkiye'ye yaptığı, Nijerya'ya yaptığı, atıyorum yani örnek veriyorum, veya Kazakistan borsasına ya da Rus borsasına yaptığı saldırıları da, saldırı değil atakları da planlar. Zaman zaman onların ekonomisine zarar vermek amacıyla stratejik anlamda kullanılır. Wall Street diye hani bildiğimiz bölüm şeyin gölgesinde kalmıştır, City of London'ın. Yani City of London her zaman bir numaradır ama siz daha çok Wall Street'i duyarsınız. Çünkü öne çıkarılır, o daha fazla öne çıkartılır. Ama gerçek, hani o beyin, oraları yönetenler oradadır. Kraliyet ailesiyle birlikte hareket ederler. Dolayısıyla bütün bu yapı şu anda ne istiyor biliyor musunuz? Bir kaos. Dünyada kaos istiyor. Ve bunun içinde ulus devletlerin içinde iç isyanlar çıkarmaya çalışıyorlar. 4 yıldır, 5 yıldır hatta kendimizi yırtıyoruz. Kaos geliyor diye bizi dinleyin diyoruz. Gene buradan gene sesleniyorum. Kaos geliyor. Bu kaosu hem ekonomik anlamda çöküntülerle getirecekler. Bakın kendi ülkelerinde de yaparlar, sorun değil. Kendi ülkelerinde 5 şirketi batırıp yaparlar. Bunu yaptılar daha önce. Ne zaman yaptılar? Bizim Kara Cuma diye şimdi gençlerin saldırdığı alışveriş günleri aslında dünyanın felaket günüdür. Yani o Kara Cuma dedikleri 1929 büyük borsa çöküşüdür Amerika Birleşik Devletleri'nde. O bir denemeydi. Yeni dünyayı düzeni kurmak için kendi ülkesindeki milyonlarca insanı ölüme, yokluğa, açlığa mahkum eden Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ediyorum. 4 büyük tarım şirketi o gün dünyayı ele geçirdi. O gün köylülüğü ele geçirdi. Yoksa siz alışveriş yapın, gidin oralardan, AVM'lerden alın diye yapılmadı. Ama her şeytani yapının yaptığı gibi o felaket gününü şimdi fırsata çevirip alışveriş gününe çevirdiler. Alakası yok. Dünya köylülüğün yok edildiği gündür. O günden bugüne gelen Amerika'da değişen bir şey yok. Amerikan resmi raporları var. Amerika resmi raporları şunu der. Devlet raporları bu. Kendi halkımız üzerinde 60 bin deney yaptık. Bunların hepsi tıp deneyi değil arkadaşlar.
Bunların hepsi tıp deneyi değil, ekonomik deneyler. Batmalar, çıkmalar, 2008 mortgage krizi, bunların hepsi bir plan dahilinde yapıldı. Amaç şu, dünyadaki ulus devletleri yok edeceğiz. Ve şu an Türkiye'de dahil bütün ulus devletler bu riskin altında, bu riski taşıyor. Bunu yöneticiler gördüğünü düşünüyorum. Nasıl önlem alıyorlar bilmiyorum ama görüntü şu. Çok yakın gelecekte bu savaşlar sinsilesi, hibrit savaşlar devam edecek. Ve bu savaşlar devam ettiği sürece kesinlikle bunun dönüşü olmayacak, onu söyleyeyim. Yani bugün biz Rusya, Ukrayna'yı görüyoruz. Yarın hani çok klasik olacak herkesin dilinde ya, Tayvan'ı göreceksiniz ama Tayvan'ı görmeyeceğiz. Tayvan'a böyle yapamayacak Amerika. Bakın. Çin girecek, Tayvan'ı bir güzel ezecek. Ben buradan anlatıyorum olacağı. Amerika'da hiçbir şey yapamayacak. Arkasına bakarak kaçacaklar. Amerika'nın veya İngiltere'nin veya Avrupa Birliği'nin Çin'e gücü yetmez. Bu kadar net konuşuyorum yani. Hiç kimse burada palavra atmasın. Böyle ana ekranlara çıkarak çok Çin'i bilmem ne yapıyor, yapamazlar. Ekonomik açıdan durdurmaya çalışacak. Rusya'ya bile gücü yetmeyen bir Amerika ve Batı'nın Çin'e gücü yetmesi mümkün değil. Dua etsinler. Dua etsinler. Şu anda Çin'le Rusya birbirini çok sevmeyen bir ülkeydi. Buna rağmen bir anlaşma yaptılar. Ama yakın gelecekte askeri stratejik anlaşma yaparlarsa vay o zaman başına geleceklere. Bir de onu da buradan söyleyeyim yani. Ki Putin bunu zaten her şekilde dolaylı olarak ilanda ediyor. Çin biraz sessiz kalıyor. Gelişmeleri göreceğiz. Bugün dünyada bir enerji kıtlığı var. Enerji kıtlığı gittikçe üst seviyeye doğru ilerliyor. Tabii tedarik zincirlerinin kırılmış olması da bunu körüklüyor. Yani bir taraftan hem enerji anlamında, bir taraftan da gıda sektöründe çok aşırı biçimde bir yükselme var. Biz buna enflasyon diyoruz ama bu bildiğiniz enflasyonun çok dışında bilinçli, programlı bir planında parçası. Biz ne diyoruz 2 yıldır? Yani bizler gibi işte 3-5 arkadaşımız var zaten. Dedik ki bu bir küresel dünya politikası ve küreselci yapı bunu bilinçli olarak bir şekilde hayatımıza sokacak. Ne oldu? Bütün dediklerimiz tek tek ortaya çıkmaya başladı. En sevmediğim söz. Yani ben demiştim sözünü sevmiyorum. Ama hakikaten bizi zorunlu bırakıyorlar. Çünkü ne yazık ki ana akım medyada çıkan insanlardan biz bunları duyamıyoruz. Yani bunların çoğu bildiğiniz gibi işte akademisyen ünvanlı, yazar, çizer ünvanlı kişiler. Ama ne görüyoruz bu yorumculardan? Yapılmış olan bitenlerin yorumunu alıyoruz. Ya bir kere de olmayanı anlatın. Bir analiz yapın. Gelecekle ilgili bir şey söyleyin. Söyleyemiyorsunuz. Neden? Kapasite düşüklüğüm var. Bilmiyorum, yorum sizlerin ama yanlış yapıyorsunuz. Bu ülkeyi yanlış yönlendiriyorsunuz. İnsanları yanlış yerlere doğru sevk ediyorsunuz. Yani bir savaş çıktıktan sonra savaşın yorumunu yapmak evet doğrudur, iyidir ama savaş çıktıktan sonra zaten savaş çıkmış demektir. Çıkmadan evvel bu savaş çıkacak deyin. Ya da şöyle bir şey yapın. Deyin ki işte bir yıl sonra şöyle şöyle uygulamalar olacak. Bir yıl sonra size dijital pasaportlar gelecek. Bir yıl sonra size çip takılacak. Bunları diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Neden? Öngörü eksikliği mi? Yoksa korku mu? Karar sizin. Gelelim konumuza. Evet, dünyada çok ciddi anlamda bir enerji krizi bütün ülkelerin kapısına dayandığı gibi Türkiye'nin de kapısına dayandı. Artık bunun dönüşü yok. Bir kere bu gerçeği görelim. Enflasyon düşecek mi? Düşmeyecek. Bu gerçeği de görelim. Demek ki neymiş? Enflasyon düşmeyecekse siz bu ülkedeki insanların gelir seviyesini artırmak zorundasınız. Yani asgari ücrete bir zam yapıldı değil mi? Geçmiş dönemde yapıldı. Evet. İyi de bir zam. %50'nin üzerinde ama yetmedi. Çünkü bir anda Rusya savaşı patlayınca, Rusya-Ukrayna savaşı patladığı zaman bizim karşımıza direkt olarak zam yağmuru, tabii ki enflasyon baskısı ve kaybedilen hani paraların bir takım değer kaybetmesi nedeniyle ne yazık ki insanlar, orta ve alt gelir grubuna sahip insanlar çok büyük gelir kaybına uğradılar. Dolayısıyla bırakın şeyi, ayın sonunu getirmekte zorlanan çok ciddi milyarlarca kitle var. Neden milyarlarca diyorum? Çünkü bütün dünya aynı kaosun içinde kıvranıyor. Sanmayın ki Avrupa ya da Amerika bizden rahat. Onları da ilk defa hayatlarında
enflasyonla tanıştılar. Paraları değer kaybetti. Paraları değer kaybettiğini bırakın, alım güçlerinde büyük bir azalma oldu. Onlarda da aynı şey oldu. Evet, Türkiye ile oranladığınızda daha farklı görünebilir ama oranın halkı alışık değil. En azından Türk halkı alışık. Biz 40 yıldır rahat yüzü görmedik zaten. O yüzden onlar biraz daha hani huzursuz olacaklardır ki onlarla bizi karşılaştırdığımızda daha rahat konumdalar. Ama gittikçe de Avrupa çöküyor, Amerika çöküyor. Bunu görmek lazım. Yani ne çöküyor? Kapitalizm, vahşi kapitalizm çöküyor. Bunun yansımalarını görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı da zaten bunun bir parçası. Yani sanmayın ki küresel planın dışında. Küresel planın birinci aşaması neydi? Tabii ki bildiğiniz gibi o meşhur salgın. Yani salgınlarla gündeme getirdikleri bir eve kapanma, insanları birbirinden kopartma süreciydi. İkinci aşama neydi? Hep sözünü ettik. 3 yıl önceden söyledik. Tarım kıtlığı geliyor, ekonomik çöküş geliyor dedik. Bunların hepsi kapıya dayandı. Dünya anlamında kapitalizmin çöküşünden söz etmiştik. Bütün bu karamsal duyguların içinde tabii Türkiye'yi biraz böyle gülümsetebilecek, belki de Türkiye'nin geleceğini kurtaracak iki tane topraklarımızın altında yatan büyük hazine var. Bunlardan birisi bor, diğeri de toryum. Bir kere oradan başlayalım. Bor ne? Bakın arkadaşlar, bor şu anda beni çeken kamera, kullandığımız telefonlar, cep telefonlarından tutun, diş macunlarından tutun, bildiğiniz işte temizlik maddesine kadar, hani deterjanlardan dezenfektanlara kadar her yerde kullanılan ama bu topraklarda dünyanın en büyük miktarı çıktığı halde yeterince değeri bilinmeyen ya da yeterince dillendirilmeyen bir maden türü, element türü ve biz buna sahibiz. Yani dünyanın bor deposu Türkiye'dir. Dünyanın bor deposu Türkiye'de, bor hak ettiği yeri alacak mı? Asıl bu soruyu sormamız lazım. Son zamanlardaki gelişmeler evet umut verici, onu da söyleyeyim. Türkiye 1975 yılından beri borla ilgili bir takım girişimlerde bulundu. Yani borla ilgili işleme fabrikaları burada kurabilir miyiz diye Rusya, Amerika, İngiltere ve Japonya'ya kadar gitti. Japonlar Türk dostuydu değil mi? Hepsi reddetti. Sizin topraklarınızda biz dedi, bor işleme tesisi kurmayız dedi. Herkes bir kere bunu bir bilsin. Yani onların hepsi tarafından reddedildi Türkiye. Dolayısıyla bugünlere kadar geldi. Ama görüyorum ki geçen gün işte bir askeri fabrikamız, gerçekten çok önemli, Aspilsan Kayseri'de, zaten 3 ay önce duyurmuştu. Bor işleme tesisini kurdu ama ondan daha önemlisi ve dikkat çekici olanı neydi biliyor musunuz? Lityum pilleri elde etmeye başladılar. Dünyada ilk kez bordan lityum pilleri elde ediliyor Türkiye'de. Bakın, bor o kadar fazla ki Türkiye topraklarında çok ucuz maliyetle çıkıyor ve biz bundan lityum pilleri elde ediyoruz. Lityum pilleri nedir? Telefonlarda kullandığımız pillerden tutun, bugün dünyada bütün hani yeni akım olarak gelecek olan bu araçlar, elektrikli araçların hepsi lityum pillerle çalışıyor. Lityum olmazsa elektronik araç sanayi çöker. Yani çalışmaz. Dolayısıyla Türkiye'nin eline bir silah geçti. Şimdi bir hafta önce resmi olarak açıklandı. Aspilsan'da lityum pilleri üretilmeye başlandı. Ve yapılan araştırmalar şunu gösterdi. Bu üretilen lityum pilleri dünyanın en hani verimli, en üst düzeyde ve enerji anlamında en yüksek düzeyde olan pillerinden birisi üretildi diye açıklama yapıldı. Daha da önemlisi, yaptığımız bütün bu lityum pillerini öncelikle işte yerli elektrikli araçların ihtiyacında ve askeri sanayide, yani elektronik ortamda kullanılacak malzemeler için üreteceğiz dendi. Bu da çok güzel bir gelişme. Bu çok ciddi bir getirisi olacak her bakımdan Türkiye'ye. Fazlasını da ihraç edeceğiz dedi. Ben ihraç olayına karşıyım. Önce Türkiye'yi bir doyurun. Önce Türkiye'nin ihtiyaçları bitsin. Ondan sonra ihraç edelim. Yani önce Türkiye. Yani askeri araçlarsa askeri araçlar. Şeyse bu elektronik işte pardon elektrikli araçlarsa, otomobillerse onlar doysun. Bizim telefon sanayi, bilgisayar sanayini doyurun. Ondan sonrasını ihraç edin. Çünkü bu başka ülkeye nasip olmayan bir ayrıcalık. Onu anlatmak istiyorum. Çok büyük bir avantaj. Peki
Bor'un diğer tesisleri ne alemde derseniz galiba Kütahya'da gene benzeri bir şey var. Bir ortaklık var. Özel sektör yarı devlet diye biliyorum. Tam bilemiyorum onun yani şeyini, içeriğini. Orada da bir takım çalışmalar yapılıyor. Orada da bizim işlenmiş olarak, çünkü Bor'un 3-4 ayrı kategorisi var işlenen. Yani Bor dediğinizde tek bir parça işlenmiyor. Çok çeşitli ürünler elde ediliyor. Yani bunlardan biri de Kayseri'de Kütahya civarında olması lazım. Orada kuruluyor. Orada kurulanda da şöyle bir özellik var. Bu borla ilgili bir takım işte cam sanayi olsun, başka bir takım şeylerde kullanılan levhalar olsun, onlar da üretilmeye başlanacak. Çünkü biz bunları ham olarak bir İtalyan firması diye görünse de aslında Amerikan firması tarafından çok büyük miktarda satıyorduk ham olarak. 10 liradan satıyorsak 100 liradan geri alıyorduk. Yani kendi ürünümüzü 10 kat pahalı işlenmiş olarak geri alıyorduk. Bundan kurtulmuş olacağız. Yani bunun Bor'un çeşitli şeyleri kademelerdeki işlenmesiyle ilgili fabrikalar açıldıkça Türkiye'nin eli rahatlayacak. Peki Bor başka hangi işe yarar? Bir de ona gelelim. Bor bir kere henüz kullanılmayan bir özelliği var. Arabalar dedik, elektrikli araçlar dedik. Evet doğrudur ama şöyle bir durum var. Bu kadar elektrikli araç, Türkiye'den bahsedelim. Şu anda araba sayısını bilmiyorum. Çok yüklü miktarda olduğunu biliyorum. Bu araçlar Türkiye Cumhuriyeti'nde hepsi devreye girsin. Girsin. Siz elektrikli şarj istasyonları açın. Ben de şöyle bir şey iddia ediyorum. Buna şu anki santraller yetmez. Yani yetmez. Şu an az miktarda olduğu için sorun yok diyorum ama ileride bütün insanlar elektrikli araca geçerse, şu an var olan araçlar, Türkiye'deki santraller patlar. Yani yetmez. O zaman burada Bor devreye giriyor. Bunun üzerine çalışma yapılması gerekiyor. Bununla ilgili 1995'li yıllardan beri çalışan şahıslar olduğunu biliyoruz. Bir tanesi Ankara'da öldürüldü. Ankara otelinde. Başka bir sebeple öldürüldü. Bor, bildiğiniz şu kullandığımız su var ya, su, bildiğiniz su. Aracın benzin deposunu, onu koyup kenara katalizör olarak Bor madenini koyarsanız, arabanın dizaynı ona göre yapılırsa, bildiğiniz hidrojen yakıta, suyun içindeki hidrojen yakıta döner ve dışarıya oksijen atılır. Düşünebiliyor musunuz? Sizin yanından geçtiğiniz bir arabadan egzoz dumanı değil, oksijen çıkacak. Havanın temizliğini iyi düşünün. Yani bu çok ilginç ve enteresan bir yakıt şekli. Bununla ilgili denemeler yapıldı. Bununla ilgili denemelerde başarılı sonuçlar aldı. Ama neden bu arabalarla ilgili girişim yok? Onu da söyleyeyim. Dünya petrol devleri olduğu sürece maalesef yok. Bir kere net olarak bunu söyleyeyim. Yani engelliyorlar. Yapan insanların başına tuhaf kazalar geliyor. Yani bu nedenle de bilmiyorum. Hani devlet çok ciddi biçimde bu işin üzerine eğilip gizli bir projeyi çalıştırıp daha sonra ortaya sürerse, hani İHA SİHA teknolojisindeki gibi biz yaptık derse olur. Aksi takdirde şahıslar üzerinden giderse o şahıslar durduruluyor. Hemen toryumdan devam ediyorum. İkinci yakıtımız toryum. Bu yakıt, özellikle yakıt ismini kullanıyorum. Tabii ki toryum maden element ama çok değerli bir element. Şu an toryumun dünya piyasalarında çok değeri yok. Komik olan da bu ama toryum geleceğin çok önemli bir yakıtı. Çok önemli bir yakıtı. Bugün dünyayı bekleyen en büyük tehdit, enerji sıkıntısı diyoruz ya, enerji sıkıntısının bir parçası da elektrik kesintileri yüklü. Çünkü dünyadaki enerji sektörü, enerji daha doğrusu sanayi şu an tüketimi karşılayamıyor. Bir önceki yayında demiştim ki bütün araçlar elektrikli araçlara dönerse Türkiye'nin kapasitesi yetmez. Bu dünya için de gerekli. Yetmiyor. Ona göre santraller yapılması gerekiyor. Ya büyük nükleer santraller yapacaksınız devasa masraflarla ve altından kalkılamaz biçimde tehdit içeriyor bunlar. Bir deprem ya da savaş sırasında isabet alırlarsa o şehri ya da o ülkeyi komple yok edebilecek bir bombadan söz ediyoruz, ya da toryum santrali yapacaksınız. Toryum santrali biliyorsunuz 30 Kasım 2007 yılında düşen Isparta uçağında yer alan Engin Arık'ın önderliğinde, Profesör Doktor Engin Arık önderliğinde yürütülmüş bir projeydi. Ama maalesef o projede görev alan 6 bilim insanımız
o uçakta yok oldu ve proje bir anda askıya mı alındı, gizli projeye mi döndü? Bu konuyu tam bilemiyorum ama eğer o proje şu ana kadar yürümüş olsaydı bitmişti ve rahmetli Engin Arın anlattığından yola çıkacak olursak şu an biz hemen hemen bedavaya yakın bir elektrik kullanmış olacaktık. Tabii bütün bunların hepsi o uçakla yok mu oldu yoksa proje yürüyor mu bilemiyoruz. Bu proje CERN benzeri bir projeydi, yani CERN'deki gibi bir çarpıştırıcı kullanılacaktı. Parçacık çarpıştırıcı üzerine kurulmuş bir sistemdi ve dolayısıyla atık maddesi çok az olacaktı. Çok az şekilde atık madde ve bu atık maddenin de hiçbir şekilde doğaya zararı yok. Oradan da bambaşka geri dönüşüme sokabiliyordunuz. Çok azıcık olan, yani %0.5 miktarında bir atıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla Thorium projesi de bir şekilde yürüyordur ve ülkenin geleceğini kurtaracak gözüyle bakıyorum. O zaman ne petrole ihtiyacımız olacak, çok net konuşuyorum, ne de doğalgaza. Eğer Thorium projesi devreye girmiş olsaydı bir santralle bütün Türkiye fazla yani ve bedavaya yakın şekilde elektrik kullandığı gibi Orta Doğu'yu ya da Avrupa'nın büyük bölümünü doyurabilecektik. Dışarıya müthiş bir satış potansiyeli oluşuyordu ama sanayi konusunda da inanılmaz bir atak yapacaktık. Neden bu toryum sanayiye fayda ediyor onu da anlatayım. Çünkü toryumla ürettiğiniz her mal size maliyeti bugün her üretilen fabrikalarda bir malın maliyetini en fazla yükselten elektrik giderleri inanılmaz boyutlarda. Elektrik giderini siz %2'lere düşürdüğünüz takdirde o üretilen malın maliyeti de inanılmaz bir düşüş gösterecekti. Ve doğal olarak yurt dışındaki bütün aynı kalitede mal üreten ülkeleri ezip geçecektiniz. Çünkü fiyat konusunda sizinle yarışma şansları yoktu. Çok açık ve net konuşabileceğim konu bu. Hani buna bir net örnek ver derseniz mesela İHA'lar konusunda verebilirim ya da İHA'lar. Şu an Amerikan İHA'ları veya İsrail İHA'ları Türkiye'nin 4 katı fiyatına. Yani bunu ben söylemiyorum. 5 gün önce Time dergisi verdi fiyatları. Türk firmalarının, daha doğrusu Türkiye'nin ürettiği SİHA ve İHA'larla fiyat yönünden de yarışamıyorlar diye. Dolayısıyla bu aynı şey burada söz konusu olacak. Yani Thorium santrali devreye girdiği zaman bizim ürettiğimiz sanayi türü mallarla kimse rekabet edemeyecekti. İşte bunun için bilim insanlarımız öldürüldü. Bunun için bilim insanlarımız garip garip intiharlara kurban gittiler. Yani hele 2005 ile 2017 arasında öldüğü iddia edilen kazalara kurban gittiği söylenen birçok bilim insanımızla ilgili dosyalar tekrar açılmalıdır. Bir kere bunu kesinlikle ısrarla üzerinde duran bir yazar olarak söylüyorum. 9 kitabım var. 9 kitabımda da ben bunları işledim. 9 kitabımda da bunları yazarken dönemin o FETÖ'cü yapılanmaları dahil çok tehdit aldım. Geri attım mı? Atmadım. Yazdım mı? Yazdım. Ama getirisi ne olmalı bu ülkeye? Bunun bir şeyi olmalı. Yani elle tutulur sonucu olmalı. Bakın şöyle anlatayım. Hüseyin Başbilen en ünlü isimlerden biridir. 2005 yılında yani bu hayatını kaybettiğinde Aselsan'da görevli ve şu anki F-16'ların yazılımıyla görevli ve o zaman bizim yazılımlar bize ait değil. F-16'ların yazılımları İsrail tarafından veriliyor ve Türkiye'deki bütün uçaklarımızın hareketleri, neler yaptıkları izleniyor. Bırakın onu, F-16'lar herhangi bir savaş durumunda atıyorum Yunanistan'da bir problem çıksa Yunanistan uçaklarına karşı kilitleniyordu uçaklarımız İsrail'den. Direkt tek tuşla kilitliyorlardı ve etkisiz hale gelen sadece uçan demir parçalarına, teneke parçasına dönüyordu F-16'lar. Hüseyin Başbilen bunu kıran bir yazılım yapmıştı, yapıyordu, çalışıyordu. Başarmıştı. Devreye girecekti belki de. Son aşamaydı, bilemiyoruz ama şöyle bir şey oldu. Ankara çıkışında, 100 kilometre çıkışında, ileride bir yerde intihar etti. Nasıl intihar ettiği de garip. Hem boğazını hem bileğini keserek tuhaf bir intihar şekli. Ve orada tek başına bulunuyor, bir de intihar mektubu. Bunlar dönemde araştırıldı mı? O dönem FETÖ'cü yapısı bunları niye araştırsın ki? Onlar Amerika'ya hizmet ediyor. Neden araştırsınlar? Karşımızdaki güç FETÖ değil ki, Amerika. Yani Amerika derken işte malum güçler.
Burada ötekileştirme yapıp hani tutup bir ülkeyi düşmanlaştırmak istemiyorum ama Amerika'nın kendine tehdit gördüğü birçok ülkeye bunu yaptığını biliyoruz. Şimdi gelelim olayın özüne. Hemen ondan sonra 4 mühendisimiz daha aynı şekilde Aselsan ve TÜBİTAK'ta görevli. Hepsi aynı şekilde maalesef hayatlarını kaybettiler. Yani biz bunlara bir türlü Türkiye Cumhuriyeti o dönem dosyalar açıldı, kapatıldı, açıldı, kapatıldı. Çözüm bulunamadı. Yıl 2007'yi gösterdiğinde tabii benim açımdan hepsi ölümlerin hepsi acıdır. Bir kere onu söyleyeyim ama 30 Ekim 2007 Isparta uçağındaki kayıplar bizim için çok daha büyük acıdır. Bakın Thorium'la ilgili inanılmaz bir proje ortaya konmuştu ve bütün engellemelere rağmen devletin içindeki vatansever bilim insanları bu projenin gerçek olabileceğine dair başbakanlığa rapor verdiler ve başbakanlık onayıyla proje hayata geçmişti. Ağır aksak ilerliyordu. Çok büyük maliyeti vardı. Yani o zaman 25 milyar dolardı. Bugünkü parayla hesaplamayın. O zamanki devletin bütçesi şöyle söyleyeyim 100 milyar dolar. Ona göre yani dörtte biri. Bugünkü parayla 600-700 milyar liralara falan denk gelen bir paradan söz ediyoruz. Yani çok büyük bir rakam. Bunu birden veremezsiniz hiçbir devlet. Bu yüzden 10 yıla yayılmıştı. Ve prototipi hazırdı, denemeler başarılmıştı. Thorium'dan ilk kez dehşet miktarda yani inanılmaz boyutlarda, yüklü miktarda enerji elde edilecekti. Ve bu başarıldı, prototip çalıştı. Isparta'ya 30 Ekim 2007 tarihinde bir uçak kalktı. Bunun da sebebi şu, Isparta Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili bir panel var ve maalesef bu panel sonunda dünyaya bu proje açıklanacaktı ama olmadı. Isparta uçağı tuhaf bir kaza sonucu 57 yolcusuyla birlikte yok oldu. 57 insan hayatını kaybetti. İşlerinde 6 tane bilim insanımız da vardı. Yani ben şu an konuşurken bile kendimi hani ne diyeyim bunları anlatırken çok mutlu hissetmiyorum. Hiç mutlu hissetmiyorum. Mutluluğu unutalı yıllar oldu ya. Biz sizden daha kötü, yani sizden daha sıkıntılı durumdayız. Niye biliyor musunuz? Biz bu yükü taşıyoruz. Sizler bizi dinledikten sonra gidiyorsunuz evinize. Belki hani başka konulara odaklandığınız için bu kadar yük yok. Biz bu yükü 24 saat taşıyoruz. Çünkü ben buradan yayından çıktıktan sonra ne yapıyorum? Tekrar o şeytani yapının bütün yayınlarını okumak zorundayım. İşte Time'dan tutun, Economist'e kadar bilmem, The Guardian'dan tutun, New York Times'a kadar neyse aklıma gelenleri sayıyorum. Bakmak zorundayım. Ne yazmışlar, ne etmişler, neyi planlıyorlar. Yetmiyor yayınları, televizyon yayınlarını izliyorum. Yetmiyor programları izliyorum. Yetmiyor dünyada nasıl bir takım bu tür planlar dönüyor. Oralara bakmak zorunda kaldığımız için tabii ki psikolojimiz sıkıntılı. Yani ne oluyor? Uyku sistemimize yansıyor. Mesela uyku cüzü görmeyeli ben 4 yıl oldu. Doğrudur, su uyuyamıyorum. Uyutmuyor çünkü devamlı kafanın içinde bu tür düşünceler dönüyor. Kötü mü? Değil. Şu açıdan kötü değil. En azından biz kitlelere bir şeyler anlattığımızı düşünüyoruz. Evet çoğunluk bize hani itibar etmeyenler olsa da bize inananların her geçen gün artan sayısı bizleri mutlu ediyor. Bu da bizim kazanımımız. Çünkü biz bu işlerden bir kazanç beklemeden konuşuyoruz. Yani ben bilmem ne şirketinin adına konuşmuyorum burada ya da şu iyidir işte o kötüdür diye bir mal reklamı da yapmıyorum. Biz sizlere gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bugünkü konumuz da kıyamet senaryosu. Çünkü adım adım tarım krizi geliyor. Tarım krizi geldiği zaman bakın tarım krizi dediğimiz şu. Şu anda kriz başladı. Çoktan başladı. 2 yıldır kendimizi yırttık. 2 yıldır tedbir alın dedik. Tedbir alın geliyor Türkiye'nin içine kadar girdi dedik. Tedbir alınması gerekiyordu. Bugün market raflarında o fiyatların füze gibi yükselmesinin sebebi 2 yıl önceden alınmamış tedbirlerdir. Bir kere bunu net konuşayım. Kimse kusura bakmasın. Gelelim ikinci konuya. Bundan sonraki olay nasıl olacak? Bütün dünyada gıda sektöründe inanılmaz bir yükseliş var. Çin bunu 2019'da gördü. Biz niye görmedik? 2019'da Xi Jinping çıktı, 100 bin askerin önünde dedi ki 2022 yılında gelecek olan savaşa hazır olun. Bakın o çok gizemli bir konuşmadır. 2022'deki Rusya savaşını mı öngördü? Yoksa bir de dünya savaşından mı bahsetti? Yani
Çin bunu öngördü. Konuşma kayıtları var, açın bakın. Yetmedi, kıtlık geliyor dedi 2022'de. Bu yüzden dedi, elinizden geldiğince tahıl ürünlerini stoklayın. Garip olan buydu, benim çok tuhafıma gitmişti. Daha ortada pandemi de yoktu. Ve aynı için 8 ay önce dedi ki 2022 yılında her türlü turistik faaliyeti yasaklıyorum. Sınırımı kapatıyorum. Buraya gelmek isteyenlere çok zorluk çıkaracağım. Gelmeyin. Halkımı da göndermiyorum dedi. Ve aynı gün halkına dedi ki alabildiğiniz kadar tahıl ürünleri alın. Size kolaylık da sağlayacağız. Zam yaptırmayacağız. Evinize yıkın. Ve şu an Çin tarım ülkesi olmamasına rağmen hepimizden rahat durumda. Çünkü evlerine stok yaptırdı insanların. Peki biz bunu niye göremedik ülke olarak? Bizler bunu açıkladık. Ben açıkladım, diğer arkadaşlarım. Kayıtlarımız YouTube'da duruyor. YouTube kanallarımızda duruyor. Ne Var Ne Yok programında duruyor. Z-Talk'ta duruyor. Hadi Z-Talk yeni. Ama 2 yıl önceki Ne Var Ne Yok'lara bakın. Bağırdık. Geliyor dedik. Ekonomik çöküntüyle birlikte kıtlık geliyor dedik. Şu anda birileri diyecek ki marketlerde mal var. Hayır. Bu mal değil. 100 lira, 200 liraya siz et veya da peynir alıyorsanız burada bir kıtlık vardır. Bakın bunun adı gizli kıtlıktır. Yükselir, önce yükselir. Çünkü ne olur? Mal değere binmiştir. Enflasyon bunun şeyidir, bahanesidir. Yani burada tedarik zincirleri de kırık. Çünkü köylülüğü yok ettin. Köylülüğü yok edersen bedeli bu olur. Şimdi fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yükseldiği zaman alım gücü azalıyor. Bugün markete gidip herkes o fiyatlardan onları alamıyor. Bunun sonucu ne yazık ki. Ne yazık ki böyle devam ederse şu an var demiyorum ama engellenemediği takdirde gizli açlık demektir. Gizli açlık çok büyük tehdittir. Bu bir. İki, bu dünyada da aynı şekilde. Bugün Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de tanıdıklarım var. Aynı şekilde şikayet ediyorlar. Yani abartmasız söylüyorum. Hocam diyorlar inanılmaz yükseldi fiyatlar. Bir süre sonra bu yükselen fiyatlar da ki malları bulamayacağız. İşte sorun o zaman başlayacak. Çünkü ekim köylünün yapmış olduğu ekim azaldı. Peki dünyayı ele geçiren 4 büyük tarım şirketi ne yapıyor? Onlar ellerini ovuşturuyor. Zaten onlar tohuma anormal zam yaptılar ki fiyatlar yükselsin. İnsanlar açlıkla karşı karşıya kalsın. O 4 büyük tarım şirketi zaten benim sözünü ettiğim Illuminati dediğimiz o yapının direkt malı. Yani bunu çok açık ve net söyleyeyim ki olay net anlaşılsın. Ellerini ovuşturuyorlar. 2000 lira olan kilosu tohumu 10 bin liraya çıkardılar. Bilerek yapıyorlar. Köylü alamasın, alırsa da çok yüksek fiyatı satsın diye. Doğal olarak bir süre sonra bu malları biz bulamayacağız. Bunun adı gerçek açlığa dönüşecek. Çünkü savaşın da etkisiyle özellikle Rusya-Ukrayna savaşı bakın çok kilit noktada çıkartıldı. Burada da akıllı olmak lazım. Yani dikkat edersen perde arkasında iki ülkenin de dünyanın buğday ambarı olduğunu görürsünüz. Yani Rusya'nın kara buğdayı çok ünlüdür. Biz oradan çok yüklü miktarda buğday alıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Alıyorduk. Ve Ukrayna'dan da alıyorduk. Peki yiyor muyduk? Hayır. Bu aldığımız tohumları işliyorduk makarna fabrikalarında. Çok büyük miktarda makarna fabrikası var Türkiye'de. Hem içeriye hem de yurt dışına makarna satıyorduk. Konya ve civarında Anadolu'da üretilen buğdayları da ekmeklik olarak kullanıyorduk. Ama geçen yıl kuraklık oldu. Kuraklık nedeniyle buğday açığı meydana çıktı. Bu buğday açığını Rusya'dan tamamladık. Bu sene havalar evet iyi gitti şansımıza, şans eseri. Belki bu sene daha yüksek miktarda bir ürün olacak. Bu Rus buğdayına ihtiyaç duymayabiliriz, Ukrayna buğdayına. Ama gelecek sene havaların bu şekilde yağışlı gideceğinin garantisi yok. O zaman nasıl olacak? Tekrar o ülkelere yalvarmak zorunda mı kalacağız? Ukrayna yok. Ukrayna Suriye'ye döndü. Oradan nasıl buğday alacağız? Rusya, Putin, bugün şimdilik aramız iyi. Yarın bize dirsek göstermeyeceğinin garantisi mi var? Şöyle düşünün. Biz ülke olarak hani Rusya'dan çok büyük miktarda doğal gaz alıyoruz. Yarın ters düşersek ki Avrupa'ya her an yapabilir. Türkiye'de de bir sıkıntı çıktı. Vermiyorum doğal gazla buğdayı dese.
Yani gerçek anlamda sıkıntıya girer miyiz? Gireriz. Peki bunun tarıma yansıması nasıl olacak? Gün geçtikçe azalan gıda miktarı, ki tahıl ürünleri insanları, büyük kitleleri doyuran ürünlerdir. Yani işte süt, peynir falan, eyvallah, onlar hani daha pahalı sınıfa giriyor. İşte zeytiniydi, etiydi, ama bir taraftan da tahıl ürünleriyle bu açlığı baskılarken bir problem çıkıyor. Sağlık problemleri. Bu kadar kötü beslenen tahıl ürünleriyle sırf karbonhidratla beslenirseniz bağışıklık sisteminiz çöker. Sıradan bir gripten ölürsünüz. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Bana hatırlatıyor. Neyi? Pandemi yüzünden ölen insanları. Kaç kişinin, o insanların bağışıklık sistemi ne haldeydi? Gerçekten merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Aldığımız bütün bu ürünler hibrit tohum, tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bu hibrit tohumlar bizim vücudumuzu besliyor mu sanıyorsunuz? Vitamin mi aldığınızı sanıyorsunuz? Ben cevap vermiyorum, bilenlere sorun. Bakalım neler alıyorsunuz? Neden bir yemek yedikten 2 saat sonra, 1 saat sonra tekrar acıkıyorsunuz? Bunun sebebini biliyor musunuz? Eskiden dedeleriniz, nineleriniz sabah yerlerde öğlene kadar tık demez, bir de o tarlalarda çılgınca çalışırlardı. Öğlen yediklerinde de aynı, akşam yediklerinde de aynı. Hiçbir şey değişmezdi. Ne oldu birdenbire? Ne oldu birdenbire? Bir saatte bir acıkmaya başladınız. Bir sebebini iyi düşünün. Yani bunları ben çok söylediğim zaman tabii alınan firmalar da oluyor. Çok konuşmuyorum bu konuda. Yani gene konuştum ama o kadar konuşmak istemiyorum. Şimdi bütün bunların sebebine, sonucuna baktığımızda bir kıtlık geliyor. Bu kıtlık geldiğinde de bunu gören birçok ülke var. Kıyamet ambarları kuruldu. Bakın, kıyamet ambarları kuruldu. Bunlardan bir tanesi Norveç'te kıyamet ambarı, en ünlüsüdür o. Ama o Norveç'te kurulanın şöyle bir özelliği var. Norveç'in galiba denizin ortasında bir ada, ulaşıma imkansız, özel olarak gemiler gidiyor. Özellikle seçilmiş karların altında bir devasa, ne diyeyim, yerleşim alanı gibi bir alan. Milyonlarca tohum, eski ata tohumları. Bak, hibrit tohum yok orada. Bildiğiniz şu an ortadan kaldırılan, bizim bulamadığımız hani ata tohumları var ya, dünyanın her yerinden toplanmış. Türkiye'den patates tohumları var, buğday tohumları var Türkiye'den. Ama Türkiye'de o buğday tohumları belki vardır, hani özel saklanan bir yerde, ama halkın elinde yok şu anda. Onlar orada tutuluyor. O şekilde hayatı sürdürmek, ileriki zamanda nükleer savaş çıktığında gerçek anlamda kalan insanları gerçek tohumlarla beslemek amacıyla kıyamet ambarı kurulmuş durumda. Dünyanın her yerinde bu tür kıyamet ambarları var. Belki ileriki dönemde Türkiye'deki kıyamet ambarları var mı yok mu? Varsa nasıl, hani oralar dizayn ediliyor, anlatırım. Bugün süremiz doldu. Hoşça kalın.